Kahraman. Olcan gidiyor. Ceza sahasına doğru bak. Adrian topçu. Çok güzel bir organizasyon. İşte ceza sahasında Adrian. Bu top adeta aldı at toplarından bir tanesi. Orta değil bu pas. Volkan Şen. Volkan Şen gidiş yolu bulamadı ilk pozisyon. Vitek'in önünde kalan top. Vitek Orkun zamanında çıktı. Bir faul var mı var? Özgüç Türkalp faulü belirliyor. Zira Türkiye Kupası'nda bulduğu şansı iyi kullanmak isteyen isimlerden Adrian. Adrian ceza sahasına yerden sert bir top attı. Dönüyor top. Tehlike devam ediyor. Volkan Şen. Savunma çok dikkatli. Volkan çok gayretli sakatlıktan çıkmasına rağmen. Bu olumlu bir şey. Aykut Adrian. Vitek ileride. İstediği yere aldı topu. Vitek tercihi şuttan yana oldu. Oysa sol tarafı tercih etti. Volkan Şen daha müsait pozisyonda olabilirdi. Bir kez daha izliyoruz. Yardımcı hakeme bakıyorum. Oyun devam ediyor. Burada tercihi şuttan yana oluyor. Golcü stoper mevkiinde. Nobre. Araya doğru bir top attı. Ceza sahasına Eren hareketlendi. Tam zamanında müdahale. O tarafa Çeh geldi, kapattı. Arayı düşündü Volkan. Top ayağında. Volkan şut şansı. Mitrovic ona çarptı ve Orkun'da kalıyor top. Şimdi Volkan bu şeyleri devamlı yapması lazım. Mehmet Yıldız'ın yanında. Vitek kontrolü iyi. Pası da güzel ama offside. Adrian offside pozisyonunda yakalandı. Nobre indirdi, Mehmet offside. O top filelerle buluşsaydı dahi gol değeri kazanmayacaktı. Uygar Bebek offside bayrağını kaldırdı. Aykut baktı kaleye. Vuruşunu yaptı, Orkun yattı aldı. Neden birisi. Kaleyi gördüğünüz zaman isabetli şut. Aykut işte onu yapıyor. Orkun yattı çıkardı. Zeki Yavru ceza sahasına baktı, içeri gönderdi. Vitek golden daha net bir pozisyon belki bu pas. Evet, yani şeyi söyleyecektim. Zeki çok iyi orta atan bir ayağa sahip. O hamleleri gayet iyi yapıyor. İşte bir futbol takımı bu tip pozisyonlarda gol yapması lazım. Ceza sahasına Vitek bıraktı ve gol. Adrian Vitek ve gol, 2-0 oldu. Adrian'ın işte çok faydası var Trabzonspor'a. Oynaması lazım devamlı. İşte Vitek böyle bırakıyor. Adrian'ın pası, Vitek ve gol. Olcan da farkındaysa iyi oynuyor. Volkan da bugüne kadar oynadığından daha gayretli oynuyor. Çünkü bir şey ispat etme peşinde. Ve ikinci 45 başladı. İlk yarıda Trabzonspor'un Adrian ve Vitek'le bulduğu gollerde 2-0'lık üstünlüğü var. Olcan'ın pası Volkan. Volkan Vitek. Volkan! Volkan gole gidiyor. Volkan golü atamıyor. Olsun, o gayreti yeter Volkan'ın. Yalnız orada Vitek'in duvar olmasını görüyorsun değil mi Sabri? Kolman, Vitek içeride. Bomboş kale ama olmuyor. İşte bu pozisyonda o top filelerle buluşmuyor. Adrian. Vitek yerini aldı. Olcan gidiyor. Volkan'ı düşündüler. Ters bir top, korner. Yine araya doğru bir koşu var. Adrian. Adrian kalesiyle karşı karşıya. Adrian ve Orkun. Tahta ayağına geldi derler ya. Ki hem kupa maçlarında hem de Ordu Spor'la oynanan maçta iyi bir görüntü vermişti Burhan. Ceza sahasına Mehmet Yıldız, orada Onur çıkıyor, yumrukladı. Pas güzel.
Abdülkadir de zaman zaman bu bildirmeleri iyi yapıyor. İçeri gönderdi Onur. Başı da oynuyor topla birlikte. Sağına soluna iyi bakıyor Abdullah Karmil. Ve şimdi offside bayrağını görüyoruz. Vitek. Evet. Müthiş bir yüklenme ama zamanlama iyi olmasına karşılık Özgüş Türkalp. Fakat bu şöyle bir şey diyor. Var. Şimdi tekrar Mehmet. Abdülkadir'in bindirme yaptığını gördü. Abdülkadir ceza sahasına. Burhan'ı geçti. Atak devam ediyor. Eren Tozlu. Çok iyi bir atak yaptılar. Onur sinirleniyor. Arkadaşlarının pozisyon dağılımından şikayetçi. İşte bu fırsatı Mersin İtbayurdu kaçırıyor. Eren Tozlu. Olcan'a sol tarafa bakabilir mi diye baktım. Ceza sahasında tehlike büyüyor. İçeri gönderilen top. Halil ve gol. Aykut Akgün, Halil ve 3-0. Aykut bindirmesini yaptı. Halil'den almıştı. Yine Halil'e verdi. O son müdahale yetersiz ve top filelerle buluşuyor. Halil'in vuruşu Serkan topu çıkarmak için çok uğraş veriyor. Ama o uğraşı Serkan'ın müdahalesini topu Mersin İtbayurdu'nun fileleriyle buluşmasına engel olamıyor. Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Ve 90 dakika tamamlanıyor. Trabzonspor 3-0 kazanıyor. Zira Türkiye Kupası'nda grubunda puanını 12'ye yükseltiyor.